İstanbul'da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin acaba ayak izi var mı? Veya varsa nerelerde bulunuyor? Bugün Resulullah Efendimizin İstanbul'daki ziyaret edebileceğiniz, bizzat görebileceğiniz ayak izi üzerinde inşallah duracağız. Onlardan size kısaca özetle tabii bahsedeceğim. Efendim birinci ayak izi, Resulullah Efendimizin ayak izi emin önünde hemen yeni caminin yanında vakıfanın karşısında bir türbe var. Birinci Abdülhamid Han türbesi. Evet buradadır. Resulullah Efendimizin yani kademi şeriflerden bir tanesi bu yeni camideki birinci Abdülhamid Han türbesinde bulunuyor ve orada ziyaret edebilirsiniz. Nereden gelmiş bu değerli dostlar? Bu Muhammed Ziyad Adında Allah dostu, evliya İstanbul'un büyük velilerinden ki ismi Muhammed Ziyad. Kendisi aynı zamanda Şeyh Ebu'l Vefa'nın İbrahim Saadi'nin de talebelerisidir Muhammed Ziyad. Onun Şam şehri civarında Kadem köyündeki bu ayak izini bizzat İstanbul'a getiriyor. Birinci Abdülhamit Han'a ediyor diyor ve hayattayken birinci Abdülhamit Han hayattayken türbeye eee konuyor e, Kademi e, Resul Efendimizin Kademi Şerifi. E, Muhammed Ziyad dediğim gibi İstanbul'un büyük evliyalarındandır. Ayrıca Abdülhamit Han kendisine bir dergah da yapılıyor ki e, dergah e, Kadem Dergahı diye de bugün de e, bilinmektedir. Birincisi demek ki Resulullah Efendimizin ayak izinin bulunduğu yer birinci Abdülhamit Han türbesi Eminönü'nde. Yeni caminin yanındaki Bakıvan'ın karşısındadır. Bizzat gidip görebilirsiniz efendim. İkincisi neredeymiş? İkincisi de Laleli'ye giderken Laleli caminin hemen yanında 3. Mustafa Han türbesi başka bir diğer kademi şerif. Laleli caminin yanındaki 3. Mustafa Han türbesinin içerisinde bulunur dostlarımız. Burayı da türbeyi de ziyaret edebilir efendimizin o mübarek kademi şerifini görebilirsiniz. Üçüncüsü nerededir? Üçüncü bir kademi şerifimiz var ki bunlar halka açık bizzat gidip görebilirsiniz, ziyaret edebilirsiniz. Eyüp Sultan Türbesi. Gidenleriniz vardır, biliyordur. Eyüp Sultan Türbesi'ne gittiğiniz zaman kademi şerifin bulunduğu diğer bir yerimiz Eyüp Sultan Türbesi'dir ki bu yoğun bir ziyaret akışı da vardır. Bu türbeye değerli dostlar bu kademi şerif Eyüp Sultan Hazretleri'nin buraya nereden gelmiş? Bunun bir kısa hikayesi var. Onu anlatalım. Birinci ee, Ahmet tarafından Mısır'daki Eşref Kahitbay Türbesi'nden e, bu Sultan Ahmet Camii'ne rica getiriliyor. Çünkü Sultan Ahmet Camii yapılıyor. Ama Sultan Ahmet istiyor ki Padişah Sultan Ahmet camiye daha çok gelsin. Efendim e, ziyaret olsun diye. Bu kademi şerifi buraya getiriyor. Fakat daha sonra e, kademi şerif İstanbul'a gelince rüyasında Resulullah Efendimiz'i görüyor ve kayıt bay davacı oluyor. Çünkü e, bu tür ayak, nakşi şerif, Resulullah Efendimiz ayak izi İstanbul'a gelince benim diyor türbemdeki fatihalar kesildi, ziyaret azaldı diyor. Ve Sultan Ahmet ne yapıyor değerli dostlar? Bu kademi şerifin kopyasını alıyor balmumundan. Onu işte Eyüp Sultan'a Devredi bırakıyor. Eyüp Sultan'da sergileniyor. Aslını orijinalini Mısır'a tekrar Kayıtbay Türbesi'ne gönderiyor. Şu anda Aslı oradadır. Bu İstanbul'a getirilen Eyüp Sultan'da göreceğimiz Esra Efendimiz'in ayak izi Mısır'daki Kayıtbay Türbesi'nin Balmamı'ndan yapılmış olan kopyasıdır. Değerli dostlarımız başka var mı? Birinci dedi ki Sultan'a birinci Mahmut birinci Abdülhamit Han Türbesi emin önünde. İkincisi üçüncü Mustafa türbesinde. Üçüncüsü de Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesinde. Başka kademi şerif var mı? Ayak izi var mı? Topkapı'da altı adet kademi şerif var. Topkapı Sarayı Hirkayı Saadet Dairesi'nde dördü taş, ikisi tuğla olmak üzere altı adet kademi şerifimiz ziyaret edilmektedir. Orada zaten görürsünüz. Bundan en çok önem verilen ve kapaklı altın çerçevesinde bulunan ise Nizami Alay Emiri Ahmet Bey tarafından Tras, Trabzuskarp'tan getirerek Sultan Abdülmecid'e sunulmuştur. Altı muhafazası 1877'de II. Abdülhamit Han tarafından yaptırılan bu kademi şerifin Yakut el Hamevi'nin de sözünü etti miraç sırasında Hz. Peygamber'in kutletüs, Kubbetü Sahra'da kalan ayak izi olduğu söylenir. Yani evet Topkapı Sarayı'nda sizin ziyaret edip gördüğünüz ayak izi Kubbetü Sahra'daki Resulullah Efendimiz'in o kayanın üzerinde bulunan ayak izinin e, halidir. Odur efendim. Bunu da Topkapı Sarayı'nda ziyaret edebiliriz. Peki sözümün arasında dedim ki Sultan Abdülhamit Han e, düzeltiyorum. Padişah Sultan Ahmet Kademi Şerifi Mısır'dan getirdi demişti. Getirildi. Hatta bir müddet Sultan Ahmet Camii'nde bu sergilendi değerli dostlar. Bilmiyorum Sultan Ahmet Camii'ne gidenleriniz var mı? Tabii ki vardır. Kıble tarafını şöyle bir hatırlayalım kıbleye döndünüz. Mihrabı gördünüz. Mihrab karşınızda. Mihrabın soluna doğru hafif şöyle sola dönün. Beş adım yürüyün. Değerli dostlar. Ve kafanızı kaldırın duvara bakın. Evet baktık hocam. Duvarda böyle kahverengi sarımsı bir mermer göreceksiniz. Duvarın içerisinde. Allah Allah. Bu mermerin burada işi ne? Kıble tarafının sol tarafına dönüyorsunuz. Kafanızı kaldırıyorsunuz. Hemen karşınızda bir mermer var. Mermer böyle sarımsı ve kahverengi bir mermer. Mermerin işi nedir? Niye burada böyle konulmuş? İşte bu mermerin olduğu yer aslında bir dolaptı. Kademi Şerif'in sergilendiği yerdi burası. Kademi Şerif geri iade edilince Mısır'a ve kopyası da Epson'a gönderince burası boş kaldı ve buraya bu şekilde bu mermerle kapatıldı. Yani Son evet. e, Ahmet Camii'ni ziyarete gittiğinizde bu mermeri mutlaka görün ve Kademi Şerif'in sergilendiği yeri de hatırlayın. Son Ahmet Camii buradadır. Sordum dostlara dedim ki bu mermerin aslında başka hikayesi var mı? Neden bu mermer başka bir şey değil de dediler ki bu mermerin özelliği şudur. Bu mermer Son Ahmet'teki kıble tarafında göreceğiniz sarı ve kahverengi e, renkli olan bu mermer aslında Veysel Karani'nin üzerine oturup yemek yediği, tesbih ettiği, zikir ettiği mermerdir. O da Yemen'den getirilmiştir. Hiç olmazsa bunu buraya koyayım diye Son ahmed'e bu mermer hediye edildiği efendim söylenir. Evet bakın bir Kademi Şerif'ten başka bir İstanbul'un sırlarını daha gördük. Kademi Şerif'in demek ki sergilendiği yer Sonahmet Camii'nden Eyüp Sultan'a kopya sanılarak naklediliyor. Gittiğiniz zaman bu iki hatırayı da inşallah görürsünüz değerli dostlarımız.